Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere 360 derece görüş açısına sahip LED'li sensörlü tavan armatürünü anlatmaya çalışacağım ve nasıl devreye bağlanır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu sensörlü lambanın özelliği karanlıkta kalmayın, 4 saat acil aydınlatma diye bir üzerine bir yazı yazmışlar. Bunun üzerinde sensörlü lamba, diğer sensörlü lambalardan farklı olarak üzerinde LED bulunmakta ve elektrikler kesildiği zaman otomatik LED devreye girerek bu LED'ler sayesinde 4 saat yakın bir aydınlatma sağlamaktadır. Şöyle LED'lerini de daha yakından göstereyim. Gayet güzel ve başarılı bir malzeme yapmışlar. Öncelikle şu önünde görmüş olduğunuz vidayı, plastik dişliği çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, camımız kırılmasın. Evet, gördüğünüz gibi iki duy yeri, sensör, ledleri ve şarj olabilen pillerimiz mevcut. Bir tanesini takmamışlar arkadaşlar, içerisinde bitmesin diye. Muhtemelen taktığında yanması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi elektrik olmadığı için şu anda hemen devreye girdi. Enerji verdiğimizde bu ledler sönecek ve normal sensörlü lamba devreye girerek çalışmasını sürdürecek. Elektrikler kesildiğinde ise bu şekilde gördüğünüzde piller devreye girerek, şarjlı piller devreye girerek sizi karanlıkta kalmaktan korumuş olacak. Evet, bunu da bağlantısını yaparak bir deneyelim isterseniz. Şöyle yakından da göstereyim. Nötr girişimiz var, faz girişimiz var. 220 voltla çalışır diye üzerine not düşmüşler. Hemen bir bağlantı yapalım. Arkadaşlar, montaj yaparken en önemli şey, sigortalarımızı kapatacağız. Önce tedbir alacağız tabii ki her zamanki gibi. Şöyle nötr vidamızı gevşetip nötrümüzü bağlayalım. Daha sonra faz vidamızı gevşetip fazımızı da bağlayalım. Evet. Sensörlü lambaların içerisine arkadaşlar normal ampul 25 watt, 40 watt fazlasını takmayın. Sensöre zarar veriyor. Tasarruflu ampul takmayın. Tasarruflu ampul çabuk bitiyor ömrü. LED ampul olabilir ve normal halojen kapsüllü 25 watt ve 40 watt ampuller takılabilir. Ve şimdi montajını yapalım. Çalışma prensibine de bir göz atalım. Sensörlü lambamızın bir diğer özelliği de üzerinde, şöyle yakından göstereyim, zaman ayarı ve ışık ayarımız var. Zaman ayarımız artıdan eksiye doğru, en kısığına alıyorum şu anda. Gece gündüz ayarımız var. Gece mi çalışmasını istersiniz, yoksa gece gündüz mü çalışmasını istersiniz? Bunun ayarı da var üzerinde. Güneş ışığı var burada. Güneş ışığına çevirdiğimiz zaman tamamen hem gece hem gündüz sensörlü lambamız görüp çalışacak. Ama ay işareti var üzerinde. Ay şeklinde bir işaret var. Bu tarafa çevirdiğimizde sadece gece çalışacaktır. Biz şu anda hem gece hem gündüze yapalım. Ayarımızı kısalım. Ve pilimizi de takalım. Şu anda bir enerji verip deneyelim. Evet arkadaşlar, camımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi enerjimizi verdik. Sensörlü lambamız çalışıyor. Şimdi enerjiyi kestiğimiz zaman ledlerin devreye girerek aydınlatmayı otomatik olarak sağlaması gerekiyor. Farz edelim elektriğimiz gitti. Evet, gördüğünüz gibi elektrik kesildiği anda otomatik ledler devreye girerek aydınlatmayı devam ettirmiş bulunmakta.
Arkadaşlar yardımcı olabildiysem memnun olurum. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler dilerim.